Erdem Karabal. Evet. Karabal. Cenk, bu adamı araştırmanı istiyorum. Adres, telefon, hesap numarası. Hakkında ne bulabiliyorsan bul. Tamam mı? Tamam abi, hemen. Abi bu adam şu çocuk meselesiyle mi ilgili? Evet, bu gecekondudaki kadın vardı ya, Zübeyde Hanım. Ondan aldım ismini. O yıllara dair hatırladığı tek şey bu isim. Tamam abi, hemen bakıyorum. Mehmet ofise geldi mi? Yok abi, gelmedi. Tamam. Bir gelişme olursa beni haberdar et. Tamam. O adamı bulmaya ben de geliyorum. Sen bu halde hiçbir yere gelmiyorsun Alev. Ya oğlumuzu o adam aldıysa? Ya onun yanındaysa çocuğumuz? Alev, inan bana, gerçekleri ortaya çıkarmayı ben de senin kadar istiyorum. Ama ben bu işi tek başıma halledeceğim. Sen de annemlerin yanında benden haber bekleyeceksin. Ama önce bir hesabı kapamam lazım. Ayda dün seni evden resmen kovmuş. Ay yok canım, daha neler. Mehmet öyle söyledi ama. Senin oğlunu kovdu evden, beni değil. Ay neyse, bırak şimdi bunları. Kadriye, asıl ben sana ne diyeceğim. Şu diyeti birlikte yapalım mı ha? Sadece et, süt, yumurta yiyerek zayıflıyorsun. Hem kolay hem garantili. Aa, garantisi mi var? Belgesi nerede peki? Var tabii. Hani benim arkadaşım var ya, Tülay. Ay tığ gibi oldu kadın vallahi, tığ. Yapma ya. Yani ben de Ramazan'da epey kilo aldım yani. Tamam o zaman. Menüyü ben hazırlarım. Eğer kredi kartını verirsen alışverişi de yaparım. Malum. Pahalı bir diyet bu. Tamam tamam, hallederiz. Ya hayırdır? Nerede o? Kim nerede? Ne oluyor yine Teoman? Mehmet nerede yenge? Bilmiyorum, sabah işe gitti. Bana bak, telefonları kapalı, şirkette de yok. Şimdi de saklamaya mı başladı? Mehmet! Mehmet! Teoman ne oluyor? Hayırdır? Hiç hayır değil Gülseren Hanım. Mehmet! Oğlum yok diyorum işte ya. Yalan mı söyleyeceğim? Ay ne bu böyle ev basar gibi canım? Hiç yakışıyor mu sana? Aa! Ne oldu Gülseren Hanım? Sizin yaptığınızın aynısını yapıyorum. Dün Mehmet'le birlikte Aydan'ın evini basmışsınız ya. Ben de şimdi iadeyi ziyaret yapıyorum. O nasıl söz öyle? Ev basmak falan. Ya ben sadece kızımla konuşmaya gittim. Sonrasında Mehmet de gelince... Biliyorum. Ayda anlattı her şeyi. Ben ne olduğunu, ne yaptığınızı çok iyi biliyorum. Ayda'yla aramı bozmak için neler yaptığınızı biliyorum. Mehmet! Aa, ama yeter artık ya. Allah Allah. Benim aslanlar gibi çocuğum evde olsa senden mi korkacak? Korksa iyi olur yenge. Mehmet bundan sonra benden korksa çok iyi eder. Şimdi o oğlun saklanıyor ya. O zaman ben de mesajımı seninle ileteyim. Bak ona de ki, bundan sonra değil Ayda'nın sokağına, mahallesine girdiğini görürsem, Ayda'ya yaklaştığını hissedersem, aileden demem, akrabam demem, ona acımam. Duydun mu beni? Alev. İç ablacığım. Teoman. Neredesiniz siz? Meraktan öldük. Ne bu kızın hali? Anneciğim, dün Zübeyde Hanım'ın yanından çok geç döndük. O saatte Alev'i buraya getirmek istemedim. Otelde kaldı. Safiye abla. Babaannem nerede? Yukarıda dinleniyor. Yavrum. Ne oldu, anlatın hadi. Oğlum. Oğlumuz yaşıyormuş. Ne?
zaman doğru mu bu? Henüz ortada net bir şey yok. Oğlumu almışlar benden. Bebeğimi çalmışlar. Onu resmen çalmışlar abla. Alevciğim, iç biraz daha, rahatla kızım. Teoman. Alev neden bahsediyor? Zübeyde Hanım'la konuştuk. Alev doğum yaptıktan sonra birileri gelip kadını tehdit edip para verip bebeği almışlar. Yani kadın öyle anlatıyor. Nasıl bir vicdansızlıktır bu? Daha iki günlük bebeği annesinden nasıl ayırırlar? Öldü dediler bana. Öldü dediler. Alev. Tamam kızım, sakinleş. Eğer gerçekten ortada bir çocuk varsa er ya da geç ortaya çıkacaktır. Değil mi Teoman? Ya yok öyle bir şey. Çocuk mocuk yok. Zübeyde ne anlatırsa anlatsın. Çocuğun varlığına dair en ufak bir kanıt yok. Mehmet'in oyunu hepsi. Oyun öyle mi Teoman? Ha? Bu Mehmet'in bir oyunuysa ben de oyunun içinde miyim yani? Mehmet'le bir oldum, seni kandırıyorum ha? Benim çocuğumu kaçırmışlar Teoman. Yıllarca bir yalanla yaşatmışlar beni. O senin de oğlun. Yalan yok, oyun yok. Kabul et. Bizim bir çocuğumuz var. Tamam ablacığım. Tamam. Ah Alev, ah. Yani sen benden nasıl saklarsın böyle bir şeyi? Nasıl söylemezsin bir çocuğun olacağını, doğurduğunu? Nasıl söyleseydim abla? Beni zorla götürdüler diyorum. Resmen bir zindanda doğurdum ben çocuğumu. Sonra da kaybettim sandım. Bu evden kaçırıldım resmen. Kimse de peşime düşmedi. Yıllarca yokluğumu bile fark etmediniz. Nereden bilebilirdik Alev? Bir anda çekip gittin, ne yapabilirdik? Ben isteyerek mi gittim? Tamam, tamam. Şimdi bırakın bunları. İyi de kim yapar bunu? Kim Alev'in çocuğunu almak ister? Efendim Cenk? Ha, buldun mu? Bolu'da mıymış? Sen hemen adresi bana mesaj at. Ben yola çıkıyorum. Adamı bulmuşlar mı Teoman? Bolu'da mıymış? Sakin ol. Elimizde şu anda adresten başka hiçbir şey yok. Ben gidip bakacağım, tamam? Ne adresi bu oğlum? Zübeyde Hanım bize bir isim verdi. Bebeği almaya geldiklerinde duymuş. Onu bir yere not etmiş. Cenk'e verdik. Araştırdı. Adam Bolu'da yaşıyormuş. Ben şimdi yola çıkıyorum. Beni de götür Teoman, ne olur ben de geleyim. Alev, sen bu halde hiçbir yere gelemezsin. Ben gidip bakacağım, tamam? Gidi oğlum, ne diyeceksin adama gidip? Anneciğim, bakalım Zübeyde Hanım doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Bunlar Mehmet'in oyunu mu, ortaya çıkacak. Ben çıkıyorum, size haber veririm, oldu mu? Mehmet'i bırakmışlar. Ne? Nasıl bırakmışlar? Tutuksuz yargılanacakmış. Babamın avukatı halletmiş. Ne diyeyim oğlum, babanı biliyorsun. Peki Ayda ne dedi Zübeyde Hanım'ın anlattıklarına? Olanları anlatmadım. Alev'in döndüğünü,
O gece konuya gittiğimizi hiçbir şeyden bahsetmedim. Oğlum niye bahsetmedin? Ya Alev'den duyarsa? Anneciğim, gerçekleri ortaya çıkarmadan kızı bir de bunlarla üzmek istemiyorum. Sen Alev'e göz kulak ol. Dışarı çıkmasına izin verme, olur mu? Tamam yavrum, göz üzerinde. Hadi görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.